Aziz dostum, hoş geldin. Öncelikle senden sesim için özür diliyorum. Biraz rahatsızım ama dilim döndüğünce yine seninle bazı hakikatleri paylaşmaya çalışacağım. Bu akşam sana namazı anlatacağım. Gerçek bir namaz nasıl olur bunu anlatmaya çalışacağım. Rabbimiz ayet-i kerimede gerçek manadaki bir namazı tarif ederken şöyle buyuruyor. Şüphesiz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Biz bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki gerçek manadaki namaz insanı yalandan, hileden, aldatmaktan, gıybetten, iftiradan, zulümden alıkoyar. Bak aziz dostum, ibadetlerin asıl amacı insanın kulluk ve sorumluluk bilincini derinleştirmektir. İnsanı Allah'tan başka varlıklara kul olmaktan kurtararak hürriyete kavuşmaktır. Manevi ve ahlaki bakımdan olgunlaştırarak mutluluğa eriştirmektir. İbadetlerin sadece şekil şartlarını yerine getirerek bu sonuçlara ulaşamayacağımız ortadadır. Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar kıldıkları namazın ne anlama geldiğinden habersizdirler. Ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da bu konuyu teyit eden bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Nice namaz kılanlar vardır ki kıldıkları namazdan onlara sadece yorgunluk kalır diye buyurmuştur. Konu gerçek namaz nedir ya da namaz insanı kötülüklerden nasıl alıkoyar olunca beni en ziyade sarsan hususlardan biri olan kavminin Şuayb aleyhisselamla olan imtihanı aklıma gelir. Şuayb aleyhisselamın kavmi olan Medyen, hak yiyen, hukuk tanımayan, özellikle ekonomik alanda haksızlığı yol edinmiş bir kavimdir. Ölçüde, tartıda, hileyle iş görürler. Öyle ki rivayetlere göre alışta ayrı, satışta ayrı ölçekleri vardır. Mal alırken belirlenen değerinden ağır olanla tartarlar, satarken ise tam aksini yaparlar. Rabbimiz işte bu kavme kardeşleri olan Şuayb'i peygamber olarak göndermiştir. Hud suresinde geçen ayette Şuayb aleyhisselam kavmine şöyle demiştir. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü de teraziyi de eksik tutmayın. Ben sizi hayır içinde görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin, halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzünde fesatlık çıkarmayın eğer mümin iseniz. Allah'ın helalinden size ihsan ettiği kâr sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber ben sizin üzerinize de gözcü değilim. İşte Şuayb aleyhisselamın bu güzel öğüdünü ne yazık ki kavmi dinlemedi ve kavmi dönüp Şuayb aleyhisselama dedi ki, atalarımızın taptıklarını terk etmemizi veya mallarımızla dilediğimizi yapmamızdan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? İşte onlara göre Şuayb aleyhisselamın kendilerine hiç tepki vermemesi gerekirdi. Ve bu kadar hak hukuk yenirken de bir kenarda oturup beklemesi gerekirdi. Neticede kendi şahitlikleriyle Şuayb aleyhisselam yumuşak huylu biriydi ve aklı başında biriydi. Aklı başında biri de kendisine gelebilecek tehditleri görür ve bundan dolayı da tepki vermemesi gerekir. Ama kavmi onun tepki verdiğini gördü ve onun tepkisinin sebebinin onun namazı olduğunu anladı. Ve bu yüzden de ona şunu sordu. Sana bu tepkiyi verdiren şey senin namazın mı? İşte tam da bu yüzden ona bunu sordular. Yani anladılar ki o haksızlığa ses çıkarmasına sebep olan şey onun namazıydı. Yani demek ki Şuayb aleyhisselamın namazı 5 vakit içinde 4 duvar arasında olup biten bir şey değildir. Bilakis onun namazı evinin ve mescidinin hudutlarını aşıp yaşadığı diyardaki bütün adımlarını ve bütün vakitlerini biçimlendiren bir keyfiyette olan bir namazdı. Dahası kavminin de anladığı üzere namazda öyle bir keyfiyet vardı ki yumuşak huylu bir insana haksızlık karşısında tavizsiz bir direnç kazandırıp aklı başında biri olarak her türlü risk hesabını göze alarak hakkı söylemeye ve haksızlıktan men etmeye yöneltmişti. Aziz kardeşim, namazın hayatın bütün yönlerini kuşatıp bilhassa sosyal, siyasal ve ekonomik düzlemdeki yanlış ve haksız tutumlar karşısında tavır koyup önleyici bir tutum içine girmeye yönlendiren bu özelliği elbette sadece Şuayb aleyhisselama mahsus değildir. Namazın bu özelliği esasen herkes için geçerlidir.
Nitekim surede kavminin Şuayb aleyhisselam ile imtihanının anlatıldığı bu kısımdan sonra gelen, ard arda gelen 3 ayet var. O 3 ayetten birisi emredildiğin gibi dost doğru oldur. Bir diğer ayet zulmedenlere meyletme emrini içerir. Bir sonraki ayet ise gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl, muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür ayeti bulunur. İşte gördüğün gibi aziz dostum, ardı ardına gelen bu 3 ayetten Şuayb aleyhisselam'da görülen o keyfiyetin esasen bütün müminlerden istenildiği anlaşılır. Yani bu ayetlerde emredildiğin gibi dost doğru olup haktan ve adaletten sapmamak, zalimlere meyil gösterenlerden dahi olmamak ve bunun ahlakının ve ömrünün vazgeçilmez bir niteliği kılabilmek için kötülükleri gideren bir iyilik olarak namazı ikame etmek emri vardır. Bak aziz dostum, namazın hayatın bütün yönlerini istikamet ve adalet üzere biçimlendiren bu niteliği Ankebût suresindeki bir ayette de anlatılır. Sana vahyedileni yani kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz her türlü aşırılıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. İşte Ankebût ve Hud surelerinde namaza atfedilen bu kötülükleri giderici, her türlü aşırılık ve kötülükten alıkoyucu keyfiyete ve bu noktada Şuayb aleyhisselamın Hud suresinde anlatılan örnekliğine bakıldığında bir kişinin özü ve sözü doğru biri mi olup olmadığını, hak yiyen biri mi yoksa hakkı gözeten biri mi olduğunu, zulme meyyal biri mi, adaletten şaşmayan biri mi olduğunu anlamak için şahit olarak ikame edilmiş bir keyfiyette olan namaz yeterlidir. Yani hakkıyla kılınan bir namazdan Şuayb aleyhisselamın örnekliğinde görüldüğü gibi hayatın bütün vakitlerini ve ailevi, ticari, sosyal, siyasal bütün veçelerini kuşatan bir dost doğru olma keyfiyeti beklenir. Yani bir kişi için namaz kılıyor deniyorsa o kişi adil biridir, hak yemez biridir, haksızlığa razı olmaz biridir, zulmetmez biridir, zulmedene meyletmez biridir, hile yapmaz biridir, yalan söylemez biridir denebilmelidir. Eğer o namaz kılan kişi için bunlar söylenmiyorsa o kişi kıldığı şeyin namaz olup olmadığına bakması gerekir. Ve bununla beraber de Maun suresinde feveylülül musallin yani vay o namaz kılanlara diye anılanlardan olup olmadığı endişesini içinde taşıması gerekir. Ama gel gör ki aziz dostum, ayetlerin verdiği bu apaçık derse ve bu apaçık emre rağmen günün tamamını ve hayatın bütün sahalarını kuşatan bir namaz şuuru ve ahlakı yerine belli vakitlere ve mekanlara indirgenmiş bir namaz algısı ve anlayışı maalesef toplumda kol geziyor ve sonuç bu olunca da Kur'an'da emredilen bütün ölçülere değil de onlar içerisinden seçmece bir kısmına atıfla biçimlenen bir şekle indirgenmiş dindarlık hayatları yaşıyoruz maalesef. Namaz kılan niceleri var ki onun kıldığı namaz, kıldığı namazın şuaibi emrettiği şeyi ona emretmiyor. Bilakis namaz kıldığı halde ticaretinde veya siyasetinde hileyi meşru gören ya bizzat yapan veya yapana rıza gösteren bir tutum gösteriyor. Namazımız hayatın bütün vakitlerini ve sahalarını biçimlendiren bir namaz değil maalesef. Orucumuz bizi kibirden alıkoymuyor. Eda ettiğimiz haclar üzerinden bile üst üste konmuş benlikler ve asabiyetler üretiyoruz. İşte sadece şekle indirgenmiş bir dindarlık anlayışı yaşadığımızın göstergesi bunlar. Ve maalesef şekle indirgenmiş bir dindarlık yaşadığımız için bunları da asla bir sorun olarak da görmüyoruz maalesef. Adil olalım, açık yürekli konuşalım aziz dostum. Emanet hadisini rivayet eden Huseyfe bin Yemane şunları söyler. Ben öyle günler gördüm ki hanginize alışveriş yaptığıma bakmazdım. Muhatabım Müslümansa bana karşı hile yapmasına dindarlığı mani olurdu derdim diyor. Peki soralım şimdi kendimize. Biz bu duruma ne kadar yakınız ya da bu durumun ne kadar uzağındayız? İçinde bir menfaat veya kayıp olan bir durum söz konusu olduğunda dindarlığının
kişiyi hile yapmasına, hak yemesine, haksızdan yana tutum almasına mani olacağından emin miyiz? Özellikle bu zamanda emin miyiz? Maalesef emin değiliz. Yazık ki bugünün dindarlığında namazın hayatı onarıcı özelliği zayıflamış, onun kötülüğü giderici, her türlü haksızlık ve aşırılıktan alıkoyucu özelliği ise maalesef aşındırılmış ve bu yüzden de şekle indirgenmiş bir dindarlık yaşıyoruz. Hayatı biçimlendirmiyorsa da namaz kılıyor mu? Kılıyor. Oruç tutuyor mu? Evet. Sakalı var mı? Var. Yüzü gümüşten mi? Evet. Hanımlar için başörtüsü şöyle mi? Evet. Hatta bazılarımız için bunun üzerinde daha has bir dindarlık tarifi var. Nedir o? Bıyığın dudağın kaç milimetre üstünden kesildiği, sakalın boyu, başörtüsünün rengi, gömleğin yenli mi yensiz mi olduğu. Sadece bu şekle odaklanmış dindarlıklar yaşıyoruz maalesef. İşte 3 aşağı 5 yukarı dindarlığın tarifi tam da söylediğim bu şeyler arasına sıkıştırılmış maalesef. Bütün bunlar arasına sıkıştığı için de maalesef muhasebe yapamıyoruz. Yani kıldığımız namaz adaleti emrediyor ama sanki bize emretmiyor gibi yaşıyoruz. Kişiyi emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya yönlendirmesi için namaz ikame edilmiş ama biz maalesef o emir yokmuş gibi yaşıyoruz. Haksızlık yapmaktan veya haksızlık yapana meyletmekten alıkolması için kılmamız gereken namaz bizi hiç bunlardan alıkoymuyor. Hileden, adam kayırmadan, ahde vefasızlıktan maalesef kıldığımız namaz bizi alıkoymuyor. Dindar biri dediğimizde Kur'an'daki dindar tarifine baktığımızda Kur'an'da alemler Rabbinin biz kullarına emrettiğine baktığımızda ne söylüyor bize? Hak yemeyen, yalan söylemeyen, adaleti gözeten, biriyle meselesi olsa da haddi aşmayan, haksızlık yapmayan, emaneti ehline veren, adam kayırmayan, sözünde duran, emanete ve ahdine riayet eden insanlar tarif ediyor Kur'an. Peki bu asırda biz bunları yerine getirebiliyor muyuz? Oysa bunların hepsi Allah'ın emri ve bunların hepsi birer farz ibadet. Ama maalesef bunları hariçte tutan şekle indirgenmiş dindarlıklar yaşıyoruz. Namaza, oruca, hacca, umreye, zekata, harama, içkiye ve kumara hassasiyet gösteriyoruz sadece. Bunun haricindekileri o dindarlık çerçevesinin içerisine maalesef almıyoruz. Sözün kısası dindarlığın tarifini yeniden yapmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an'ın ve sünnetin içerdiği tarifin nice asli unsuru bugünün şekle indirgenmiş dindarlığında maalesef yer almıyor. Oysa dindarlık Kur'an'da şöyle tarif ediliyor. Dindar kişi adildir. Dindar kişi sözünde durur. Dindar kişi yalan söylemez. Dindar kişi hak yemez. Dindar kişi aleyhinde de olsa doğruyu söyler. Dindar kişi kimseye tepeden bakmaz, alaya almaz, küçük görmez. Dindar kişi israf etmez, gösterişi sevmez. Dindar kişi kula kul olmaz, riyakarlık yapmaz, dal kavukluk yapmaz, tasannu yapmaz, tabasbusu sevmez. Özgürlüğü herkes için vazgeçilmez bir değer olarak görür. Dindar kişi fenalığı bile en güzel şekilde def etmeye çalışır. Dindar kişi elinden ve dilinden insanların emin olunan kişidir ilahir. İşte Kur'an'da ve sünnette dindar tanımı böyle yapılıyor. Ve bundan daha fazlasını içeriyor. Ama maalesef günümüzde şekle indirgenmiş o dindarlık tanımı içerisinde maalesef bunların hiçbirisi yok. İşte bunların hiçbirisi olmadığı için de gençlerimizle din arasındaki mesafe günden güne artıyor. Dindarlığın tarifindeki bu daralmadan ve dindarlığın şekle indirgenmesinden dolayı gençlerimiz dinden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Gelin dindarlığı olduğu gibi tarif etmeye başlayalım. Yalan söylemeyen, hak yemeyen, adaletsizlik yapmayan, zulmetmeyen, gıybet yapmayan, iftira atmayan, ticaretini düzgün yapan, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, sevgi dili kullanan, insanları seven, insanlara muhabbet eden, insanlara merhamet eden, adaletli olan insanlar olarak yaşayalım. Yani inandığımız gibi yaşayalım. Dini sadece şekle indirgemeyelim. Sadece yüzüye, sadece gömleğe, sadece bıyığa, sakala dini indirgemeyelim. Ahlaka bakalım. Din güzel ahlaktır. İşte namaz insanı bütün o güzel ahlakla tezin etmek için emredilmiştir.
Bunu söylerken elbette sakal bırakan bırakır, sarık saran sarar, cübbe giyen giyer. Dinin o zahirdeki şekle bakan emirlerini de yerine elbette getirir, onlar da sünnettir. Ama güzel ahlakla tezin edilmemiş bir ruha giydirilmiş bir cesedin şeklini siz ne kadar sakalla, sarıkla, cübbeyle güzelleştirmeye çalışsanız o ruhta güzel ahlak olmadığı için o ruhun o şeylerle sarılması başta onlara haksızlık oluyor ve insanların nazarında onların değerini düşürmeye başlıyor. Hülasa gelin dindarlık tanımını yeniden yapalım ve önce ruhumuzu güzelleştirelim. Güzel ahlakla ahlaklanmaya çalışalım. Dindar deyince içinde dersin içerisinde anlatmaya çalıştığım o güzel ahlakların hepsinin olduğunun farkına ve şuuruna varalım. Rabbim hepimize kemal manasıyla bir namaz kılmayı nasip etsin. Kıldığımız namazın bizi kötülüklerden, fenalıklardan alıkoyan bir namaz olmasını Rabbim hepimize nasip etsin. Ve bu dünyada adalete dikkat eden, nezafete dikkat eden, nezakete dikkat eden, kul hakkı yemeyen, hülasa bütün ahlakı kendi ruhunda cem eden kullardan olup şu fani dünyadan imanla göçebilmeyi de Rabbim hepimize nasip etsin diye hep beraber dua edelim. Bana vakit ayırdığın için Allah senden razı olsun aziz dostum. Umarım 15 dakikanı boşa almamışımdır. Bu hafta yine biz Instagram sayfamıza hatimler, sureler dağıttık ve hep beraber okuduk. On binlerce kardeşimize isim yazdı. O isim yazanlar da teker teker dua ettik. Şimdi toplu bir dua yapacağız. Gel o duaya da hep beraber amin diyelim. Tekrar bana vakit ayırdığın için Allah senden razı olsun aziz dostum. Ey Rabbimiz, okuduğumuz hatmi şerifleri, Yasin-i şerifleri, Vakıa surelerini, Fetih surelerini, okunan salat-ı tefriciyeleri ve binler münacatları dergah-ı uluhiyetinde kabul ve makbul eyle. Ey Rabbimiz, bundan hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hace-i Kainat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, bütün al ve ashabın ruhuna, bütün sahabelerin ruhuna, bütün evliyaların ve asfiyaların ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, şu an el açıp duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine de hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, bu okunan hatimler, sureler hürmetine bizleri affet, bizleri bağışla. Ey Rabbimiz, Habibinin sünnetine ittiba eden kullarından olabilmeyi hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz, zilletten, fakirlikten, hastalıktan, iftiradan, gıybetten bizleri muhafaza eyle. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Ey Rabbimiz, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ey Rabbimiz, bizi, ana babamızı, iman etmiş olarak evimize girenleri ve iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır. Ve ahur davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.